Merve Şebnem Oruç, Afrin Kantonu tarihin çöplüğüne atıldı. 12 Ekim 2017 günü Türk Silahlı Kuvvetleri uzun süredir keşif yaptığı İdlib'e askeri ve zırhlı araçlarla girerek intikal sürecini ve Astana görüşmeleri çerçevesinde bölgede gerginliği azaltma operasyonunu başlatınca Afrin Harekatı'nın eli kulağında olduğunu anladık. Afrin, Fırat Kalkanı harekatı ile startı verilen terör koridorunun yok edilmesi sürecinin kritik bir parçası iken, İdlib'de gerilim azaltılması ve şehir merkezi çevresinin güvenli hale getirilmesi, Türkiye'nin beka tehdidi olarak gördüğü sorunların kaynağının kurutulması noktasında kritik önemdeydi. Afrin'e girmeyin, Türkiye'de iç savaş çıkar mı demediler, Türkiye Afrin'e girerse kaybeder mi, Afrin Türkiye'nin Vietnam'ı olur bile dediler. Türkiye Afrin'e girdi, önce yavaş yavaş derken hızlanarak ve ardından adeta koşarak bölgeyi terörden arındırmaya koyuldu. Bu kez de operasyon yapsın ama şehir merkezine girmesin dendi. Acaba niye kimsenin aklına ABD-Daesh'le savaşsın ama Rakka'ya girmesin demek gelmemişti? Niye kimse ABD DAEŞ'le mücadele etsin ama Musul şehir merkezine girmesin dememişti? Türkiye gündemi bu tür absürt polemikleri konuşmaya mahkum edilse de Ankara bu dikkat dağıtıcı çıkışların hiçbirine kulak asmadı. Ve 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde Mehmetçik Afrin şehir merkezinde kontrol sağlayarak bölgede Türk bayrağını dalgalandırdı. TSK ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu unsurları şehir merkezinden sonra da duraksamadan Afrin'in güneyine doğru ilerlemeyi sürdürürken ABD'nin desteğe koşamadığı PKK'nın ne kadar gücü olduğu kadar savaşma iradesinin de ne kadar düşük olduğu ortaya çıktı. Ama aynı zamanda giremezsin, edemezsiniz, yıkım olur, felaket olur türü korku senaryolarının Harekata canı gönülden destek verenlerin dahi beynini yıkama noktasında kullanıldığı görülmüş oldu. Yıllardır Türkiye'yi Suriye'ye müdahale etmekten caydırmaya, vazgeçirmeye çalışan başta FETÖ'cüler dahil diplomaside, askeriyede ve medyadaki bütün çevrelerin kapasitemizi anlayamamamız, potansiyelimizi keşfedemememiz için türlü entrikalar çevirdikleri anlaşılmış oldu. TSK gibi kritik kurumlara sızmakla da yetinmemişler, her kapıyı tutmuşlar, her algıyı oynamışlar ve bizi gücümüzün yetmeyeceğine, bu tür operasyonların çapımızın çok ötesinde olduğuna inandırmışlar. Oysa Türkiye, Suriye'de durumun bu noktalara ulaşacağını çok önceden görmüştü ama müdahale edememişti. Irak'ta Maliki zorbalığının, Suriye'de Esad zulmünün ve alevlenen mezhepçiliğin sadece milyonlarca insanın göçüne neden olmayacağını, radikalleşmeyi tetikleyeceğini, terörü azdıracağını tekrar tekrar dile getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Esad rejimi Rojava diye adlandırılan Suriye'nin kuzeyindeki bölgeyi Temmuz 2012'de PKK'yı Türkiye'ye karşı koz olarak kullanmak üzere terör örgütüne teslim ederken Daesh'e de Suriye muhalefetine karşı kullanmak için dokunmamıştı. Daesh, 2013 yazında Irak ve Şam İslam Devleti'ni kurdum deyip de dikkatleri üstüne çekince, haritalarda Suriye ve Irak'ta hızlı siyahlaşmaya başlayan noktalara çevrildi ama o sırada Suriye'nin kuzeyinde de enteresan şeyler oluyordu. Bölgede PKK-PYD karşıtı olan Kürtler, Araplar ve Türkmenlerle beraber Afrin, Cizre ve Kobani çevresinde sürülüyor, kovuluyordu. Derken 21 Ocak 2014'te Cizre'de, 27 Ocak'ta Kobani'de ve 29 Ocak'ta Afrin'de kurulan kantonlarda PYD demokratik özellik ilan ettiğini iddia etti. 2014 yazında DAEŞ bir yandan bölgeye yayılırken Suriye'de ABD'nin desteğini alan pkk de kantonları birleştirmek için kolları sıvadı. Ankara daha o günlerde gelişmeleri fazlasıyla dikkatli biçimde izlemeye başladı. PKK'nın Suriye'deki gelişmelerle iştaha kabarmaya başlamıştı. Çözüm süreci masasından kalkacağı, HDP'nin ve örgüt liderlerinin mesajlarından belliydi. Gerek HDP gerek PYD o günlerde yapmayın felaketiniz olur denilerek çokça kez uyarıldı ama kimse dinlemedi çünkü ABD'nin pazarladığı rüyalar cezbediciydi. 2015 Haziran'ında Rakka'nın Tel Abyad ilçesinin savaşmadan PYD'ye geçmesi Ankara'da alarm zillerini çaldırdı. Bu Cizire ve Kobani kantonlarının birleşmesi PKK koridorunun oluşmaya başlaması demekti. 7 Haziran seçimlerinin ardından PKK ateşkesi bozup Suriye'deki terörü Türkiye'ye, şehirlere ve de batı illerine taşımaya başlarken Suriye'de sözüm ona Daesh'le mücadele altında... ABD liderliğinde PKK koridorunun kurulmaya başlanması Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değildi. Hükümet genel kurmaya askeri hazırlıkları başlatma talimatı verirken diplomasiye de gerekli bilgilendirmelerin yapılması emri verildi. 15 Kasım'daki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama, Putin ve Merkel'e Türkiye'nin Suriye'ye gireceğini söyledi. İlginçtir ki tam 9 gün sonra 24 Kasım'da Rus uçağının düşürülmesi hadisesi yaşandı ve harekat engellendi. Mayıs 2016'da Türkiye Rusya ile arasını düzeltme sinyalleri vermeye başlayınca anlamıştık. Suriye'nin kuzeyine bir operasyonun eli kulağındaydı. Türkiye'yi bu kez hem de son kez çok ağır bir darbeyle 15 Temmuz darbe girişimiyle durdurmaya kalkıştılar ve başaramadılar. 40 gün sonra yaralı dedikleri TSK tüm engellemelerin sonunda Suriye'ye ilk kez ve nihayet girerek Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Kobani ve Afrin kantonlarının birleşme ihtimali engellenmiş oldu. Ardından gelen Zeytin Dalı harekatıyla da Afrin kantonu tarihin çöplüğünde yerini bulmuş oldu. Darısı inşallah diğerlerinin başına.